17.45 İş Dünyası'nda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bir anda gündem tabii ki jeopolitik gerilimin artmasıyla biraz yön değiştiriyor. Ama biz sohbetimize ilk bölümünde İş Dünyası'nın Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'le başlayacağız. Ve aslında yine bu gelişmeleri de kendisine soracağız. Çünkü dünyada da Türk müteahhitlerinin çok sayıda iş yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla jeopolitik gerilimler sektörü nasıl etkiliyor? Erdal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim Didem Hanım. İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Daha iyi olabiliriz. Eğer dünya daha barışçıl bir yer olsa diyerek isterseniz başlayalım, devam edelim. Şimdi efendim, inşaat sektörünün performansını sorarak başlamak istiyorum. 2024 yılı içerisinde biz zaten uzunca bir süredir hem bölgemizde gerilim hatlarının hep böyle bir gergin olmasından ötürü bunu bilerek ve buna alışık bir yaşamlar sürdürüyoruz. Ama biraz da artan tempoda Rusya-Ukrayna, işte İsrail-Gazze ve Lübnan gibi biraz daha yayılma eğilimi gösteren de bir tablo var. Umarız burada sınırlı kalır. Ama bütün bunlar yaşanırken inşaat sektörü hem içeride hem de özellikle dışarıda nasıl bir performans sergiledi? Tabii az önce başladığınız dileğe ben de katılmak isterim. Umarım geçtiğimiz seneden 2024'ten biraz daha yumuşamış, biraz daha dünyadaki ilişkilerin, savaşların olmadığı bir döneme girmesi ümidini biz de taşıyoruz. Çünkü hakikaten bir yandan başka ülkelerde bile olsa bu kadar çok insanın ölmesi, bu kadar çok insanın yıkımlara uğraması bizleri de çok rahatsız ediyor, çok üzüyor. İnşallah gerek Gazze'de, gerek Lübnan'da, gerek Ukrayna'daki bu savaşlar en kısa zamanda biter. İnşallah insanlık hep beraber yaşamanın yollarını biraz daha arar diye ben de dileğinize katılmak isterim. Bu çerçevede önce yurt içinden isterseniz bahsedeyim. Ülkemizde tabii bu bahsedilen sorunun dışında bir şekilde bir ekonomik yavaşlama döneminden geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. İmkanlarımızın biraz kısıtlı olduğu gerçeğini nihayet anlamış durumda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İşte yatırımlarda, kamu harcamalarında kısıtlamalar olduğu bir yılın içinde yaşıyoruz. Enflasyonu indirmeye çabalıyoruz. Bunun hakikaten artık mutlaka çözülmesi gereken bir gerçek olduğunu biz iş dünyası olarak da bilincindeyiz. İnşallah şu anda yürütülmekte olan toplumumuzu aslında çok zorlamasına rağmen bana göre de başka bir çaresi artık kalmadığı için başvurulmuş olan bu toparlanma, bu daralma sürecinin bize de çok büyük etkileri oluyor. Evet. Bunun iki tane form. Buyurun efendim. Sizi dinliyorum. Sizi dinliyorum Erdal Bey. Buyurunuz. Bunun hem özel sektör, müteahhitlik sektöründe yani ülkemizin konut ve yapsat sektörü dediğimiz sektörlerde çok olumsuz etkilerini yaşadık. Durağan bir dönemden geçiyoruz çünkü. İşte faizlerin yüksek olduğu, dolayısıyla insanların yatırımlarını daha çok nakitle değerlendirmek durumunda oldukları bir dönemde konut satışlarında bir yavaşlama var. Neredeyse 3 yıldır süren bir yavaşlama var. Bu sene nispi bir artış gözleniyor son aylarda ama bu geçmiş seneye oranla bir artış şeklinde bir artış. Yoksa ülkemizde her yıl bu nüfus artışlarına ve büyük kentlere göç edilmesine bağlı olarak minimum 600-700 bin konutun yapılması ve kamuya, yani topluma arz edilmesi lazım. Halbuki bu rakamlar maalesef baktığımız zaman yüz binlerin içinde kalıyor, görünüyor. Çünkü bir yandan dünyadaki ekonomik gelişmelere ve genel enflasyona bağlı olarak inşaat maliyet artışları var. Bir yandan faizler yüksek olduğu için insanlar konut kredisiyle de konut alacak durumda değiller. Böyle bir yavaşlama var. Bunun dışında biliyorsunuz kamu yatırımlarında büyük bir daralma ve tutumlu olmak diyelim ki dönemi yasalarla belirlendi.
Biz buna açıkçası çok karşı olmadık. Çünkü çok fazla ihale yapıldığını, bütçemiz imkanlarından çok fazla ihale yapıldığından biz de şikayetçiydik. Böyle olunca yatırımlar çok uzun yıllara yayılıyor. Şantiyelerimizdeki genel giderlerimiz çok uzun yıllara yayılıyordu. Şimdi biliniyorsunuz alınan karar %75'ten az ilerleme oran projelerin yavaşlatılması ve hatta durdurulması şeklinde. Doğrudur yine yatırımlardaki bütçe imkanlarımızın bitmeye yakın olan projelere bir an önce verilerek o projelerin ekonomiye kazandırılması doğru. Ancak bizim bu konuda söylediğimiz hep bir tane sorunumuz var. Yüzlerce, binlerce projede ilerleme oranı %75'in altında. Peki bu nereye kadar durdurulacakları, nereye kadar kendilerine hiç ödeme yapılmayacağı belli olmadan beklemeye alınan bu kadar proje ne olacak? Bu projelerin müteahhitleri, meslektaşlarımız şantiyelerini açık tutmak zorundalar. O şantiyelerin genel giderlerine, sabit personelini karşılamak zorundalar, enerji maliyetlerini karşılamak zorundalar. Bu bizim için büyük bir sorun. Söylemek istediğimiz şey, devlet %75'in üstündeki projelere ödenekleri versin, doğrudur. O projelerin bir an önce bitip ekonomiye kazandırılmasını hedeflesin, bu da doğrudur. Ama beklemeye veya durdurmaya alınmış kamu yatırımlarındaki projelerde de o işi yapan müteahhite, kardeşim sen istersen bekle, istersen gücüne dayanamayacaksan işini tasfiye hakkı veriyorum sana deyip bir koşulsuz tasfiye hakkı verilmesi lazım. Evet. İçerideki sorunumuz böyle Didem Hanım. Bir çıkış olanağı tanınmalı diyorsunuz. Özellikle %75'in altında evet, tamamlanmış evet, projelerde böyle bir seçenek olsun diyorsunuz. Peki bunu not ettik, sizden de dinledik. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Şimdi yurt dışı tarafına da birazcık isterseniz bakalım. Yine müteahhitler tarafından özellikle. Mesela Irak Kalkınma Yolu projesi ne tür fırsatlar sunuyor diye merak ediyorum. Biraz önce inşaat maliyetlerinden bahsettiniz. İçeride özellikle baş ettiğiniz. Dışarıda nasıl bir tablo var? Yurt dışı projelerde nasıl bir tablo var? Onu da merak ediyorum. Buyurunuz. Anlatayım. Efendim biz tabii içeride böyle bir daralma dönemleri hep olduğunda bizler özellikle Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan kurumsallaşmış belli bir boyutta belli bir sabit kadrolara sahip olan üyelerimiz daha çok yurt dışına açılarak yurt dışında daha agresif çözümler aramak döneminde oluyoruz. Kapasitemizi çalıştırdığımız insanların istihdamını yurt dışındaki projelerle temin etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede tabii maalesef yine tarihsiz bir dönemle çakıştı ülkemizdeki bu yüksek enflasyonun çözüm dönemi. Bizim en büyük pazarımız şimdiye kadar yani dünyanın 137 ülkesinde 522 milyar dolar iş yaptığımız süreç içinde en büyük pazarımız Rusya'ydı. Rusya bizim işlerimizin yaklaşık %20'sini yaptığımız bir geniş yatırım alanıydı. Şimdi savaş nedeniyle Rusya'da bir duraklama var, yatırımlarda yavaşlama var. Tamamen durdurma demiyorum ama yeni yatırımlar pek fazla yapılmıyor. Bizim başka bir pazarımız Ukrayna'ydı. Son yıllarda Avrupa Birliği ile bütün altyapısını yenilemeye soyunmuş olan Ukrayna'nın hemen hemen bütün işlerini bizler yaparken savaş çıktı, durmuş durumdayız. Nitekim bu fırsatı, işte diyelim ki pazar kaybımızı nasıl çözeriz derken gözümüzü aşağıya diktik yeniden. 3 yıllık siyasi soğuma döneminden sonra Suudi Arabistan'da ilişkiler düzelince ve Suudi Arabistan'da Prens Salman'ın 2030 vizyonu çerçevesindeki büyük projeleri başlayınca Suudi Arabistan'la hemen yakın temasa gelmeye başladık. Oradaki projelerle çok büyük bir mesafe kat etmeye başladık. Bu yıl içinde sadece Suudi Arabistan'da 3,5 milyar dolara yakın yeni iş almış durumdayız. Ekim ayı sonuna kadar bu yıl yurt dışında yeni imzaladığımız sözleşmelerin tutarı yaklaşık 18 milyar dolar civarında oldu. Bu arada az önce sizin de bahsettiğiniz Irak pazarı
bizim ikinci hedef pazarımız oldu. Nitekim 2 günlük Irak seyahatinden, Bağdat ve Basra seyahatinden dün geceleyin Sayın Ticaret Bakanımız Başkanlığında dün geceleyin döndük. 150 kişilik bir ticaret ve müteahhitlik heyeti olarak 2 günlüğüne Bağdat'a ve sonra Basra'ya gitmiştik. Neden? Çünkü Irak'ta uzun yıllardır durdurulmuş, uzun yıllardır yapılamayan yatırımların artık yapılma süreci başlamış durumda. Evet. Irak'ın şu andaki başbakanı Sudani, geçen yıl ilk gittiğimiz zamandan beri bütün ekonomik hedeflerinin kuzey komşuları üzerinden gelişeceğini planladıklarını, yani Türkiye ile beraber ticareti ve kendi ülkelerindeki inşaat projelerini geliştirmeyi hedeflediklerinden bahsetmişti. Biz de o zamandan beri birkaç defa Irak'a gittik. Nitekim Ekim ayı ortasında ben ve meslektaşlarım müstakil gitmiştik. 2 gün önce de Sayın Bakanımızla beraber gidip dün geceleyin döndük. Hoş geldiniz Irak'a. Tekrar. Hoş Çünkü geldiniz Irak'ın tekrar, evet. Altyapısı harap olmuş Didem Hanım. Tabii, Irak'ın bütün altyapısı savaş şartlarında tahrip olmuş. Tarım diye bir şey kalmamış, sulama diye bir şey kalmamış. Su kaynakları boşa akıyor, arıtma tesisleri olmadığı için nehirlere veriliyor bütün kanalizasyonlar. Bu arada nüfus artışı var biliyorsunuz. Şimdi biz döndükten sonra sokağa çıkma yasağı başladı. Irak'ta 27 yıl sonra nüfus sayımı yapılacak. Büyük ihtimalle yani %100 nüfus artışı gibi rakamlar çıkacak ortaya. Orada insan... yani sizlere çok ihtiyaç olacağını anlıyorum. Erdal Bey, süremizin de sonuna geldim ama bir cümleyle rica etsem. Şimdi bu temaslar son derece kıymetli. Türk müteahhitlerinin özellikle bölgedeki faaliyetlerini senelerdir takip ederiz. 18 milyar dolar dediniz şu ana kadar elde edilen. Bu yıl. Evet, bu yıl. 2025 beklentisi bir cümleyle. Efendim ben bizim ortalama olarak 25 ila 30 milyar dolarlık her yıl yeni iş alabileceğim ümidindeyim. Peki. İnşallah bunu başaracağız. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Özellikle de ayağınızın tozuyla yorgun argın yayına katıldığınız için efendim iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Sağ olun. Çok mersi.